çevre diyor. Şimdi bu adamın sosyal çevresine bakıyorsunuz, hepsi FETÖ'cü ya. FETÖ'nün önünde gelenleri. Avant toplantıları. Evet, avant toplantıları. Tamam. Ve bu hayatın akışına aykırı. Onun için Ali Erbaş'a bakışım benim bu. Hı hı. Ali Erbaş ve AKP son 22 yılda biz Anadolu'ya 1000 sene önce son kez geldik. Yani ilk kez gelmedik ama son kez geldik. Kesintisi 1000 seneden beri burada yaşıyoruz. Gelişimizden ilk 230 sene sonrasına rastlayan dönem sürekli Haçlı seferleriyle geçti. Bu coğrafyada hem tutunduk savaşarak hem ilerledik. Hem tutunduk hem ilerledik. Bu çok zor bir işti. Ama bu millet bunu başardı. Ve Hristiyanlık Batı Anadolu'dan Türk milletini çıkartamadı. Son 1000 senede Haçlı seferlerinin verdiğinden daha fazla zararı AKP'nin ve Erbaş zihniyetinin uygulamaları vermiştir İslam'a. Dindar nesil yetiştireceğiz dediler. Dindar bir nesil yetiştiremediler. Kindar, kindar dediğiniz biraz önce Sayın Vekilin ifade ettiği gibi aslında cahil ötesi bir salaklığı temsil eden ifadelerle sosyal medyada prim kasmaya çalışan unsurlar. Zeka seviyeleri amiple insan şey arasında, en alt tek hücreli yaratık arasında gidip geliyor. Ha. Yetiştirdikleri bu. Ama neye neden oldular biliyor musunuz? Bir, AKP iktidara gelmeden önce bir devlet Atatürkçülüğü vardı. Bu devlet Atatürkçülüğü, evet, halk Atatürk'ü çok seviyordu. Ama bu devlet Atatürkçülüğünden de hoşlanmıyordu. 22 yıldan bu yana AKP'nin de Erdoğan'ın yapmış olduğu Atatürk düşmanlığı AK Partili ailelerin çocukları dahil Türk milletinin Atatürk'ü yeniden keşfetmesine ve daha bilinçli sevmesine neden oldu. Bunun için insanlar Recep Tayyip Erdoğan'a bakınca Atatürk'ü daha fazla seviyor. Bir örnek verebilir miyim? Buyur. Demokrat Parti genel merkezinde oturuyorum. Avusturya'dan ordulu bir kardeşimiz geldi. Oğlunun adını Cemal vermiş. Beni çok sevdiği için. İşte Ocak'ta yetişmiş zamanında. Elimizde büyümüş. Benim yetiştirdiğim. Evlilik sebebiyle Avusturya'ya gitmiş. Arada dedi ki başkanım, abim, benim oğlum Cemal 3 yaşında. Seninle tanıştırmak istiyorum. Gelebilir miyiz? Gelin dedim. Cemal odaya girdiğinde, hocam, başkanım, ilk işi Atatürk'ün resmini övüyordu. Atatürk dedi, gitti onu öptü. Evet. 3 yaşında. Evet. Benim oğlum Alptürk 9 yaşındaydı Allah hocam. Başlasın. 9 yaşındaydı o zaman 2007 yılında. Mehmet Haberal içeri alınca onların okulunda okuyor. Çok seviyorum Mehmet Haberal'ı. Odasının kapısına 9 yaşında şunu yazmıştı. Dikkat, Alptürk'ün odası Atatürkçü olmayan giremez yazmış. Evet. İşte böyle bir nesil geliyor. Bugün Anıtkabir'de gördük, evet. Şimdi televizyonlarda görüyoruz. Erdoğan'ın şunu anlaması lazım. Bundan 1000 sene sonra da Türk milleti, yani bizden sonra yaşayacak, çok sonra yaşayacak nesiller, biz nasıl bugün Atilla'yı sevgiyle anıyorsak, Bilge Kağan'ı sevgiyle anıyorsak, Fatih'i sevgiyle anıyorsak, Atatürk'ü öyle sevgiyle anacaklar. Peki Recep Tayyip Erdoğan 1000 sene sonra Türk tarihinin neresinde olacak? Bir dipnot olarak, kitap olarak düşünün Türk tarihini. Bir dipnotta da Recep Tayyip Erdoğan olacak tabii ki. Ama bu dipnotta çok olumlu şeyler yazmayacak. Ne yazacak sizce? Çok kötü şeyler yazacak. Cumhuriyeti tehlikeye attığı yazacak. İki ay yaş dediği yazacak. Atatürk'e hakaret ettiği yazacak. Onlarla kavga ettiği fakat başarısız olduğu yazacak. Bakın şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün Anıtkabir'de, orada mezarında, mozolenin altındaki mezarında, sarayında oturan Erdoğan'dan daha güçlü. Şu
saatte hocam bakar mısınız? Milyonlarca insan ya. Sokaklarda. Tabii. Neden? Atatürk'e olan sevgiyi temsil ediyorlar. Bunun içinde AK Parti seçmeni var, CHP seçmeni var, Zafer seçmeni var, Demokrat seçmeni var. Bütün partilerin seçmenleri var. Ve bir AKP milletvekili, hala vekil, bana dedi ki, hocam biz dedi AK Parti milletvekillerinin en az yarısı Erdoğan'ın Atatürk'e yaklaşımından rahatsızız. Bu oran eşlerimizle %50'nin üzerinde dedi. Bunu AK Parti. AK Parti mi? Halen görevdedir bu arkadaş. Bir öyle bir örnek de ben vereyim hocam. Bir AK Parti vekilinin çocuğu geldi yanıma. Şu an mevcut. Benimle fotoğraf çektirmek istedi. Tanıttı kendini. Memnuniyetle. Yalnız fotoğrafı paylaşma dedim. Yani milletvekilin olan olur. Tayyip Atar partiden dedim. Fotoğrafı çektirirken hocam bir bağırdı. Ben Türk'üm. Ben Arap mıyım? Günaydın derim dedi. Ha. Benim Diyanet İşleri Başkanı'na hatırlıyorsunuz bir mecliste yaptığım konuşmada. Demiştim ki yani Diyanet İşleri Başkanı biliyorsunuz günaydın demeyin. Selamun aleyküm deyin deyince ben Arap mıyım demiştim. Çünkü siz benden daha iyi biliyorsunuz ki salamun aleyküm. Evet. Türkçe ile hiçbir ilgisi yok. Arapça ile hiçbir ilgisi yok. Yahudice selam şekli. Ben niye onu söyleyeyim demiştim. Ama o çocuğun beynine kazınmış. Bir AVM'de iki tane genç biz Türk'üz, günaydın deriz diyerek fotoğraf çektiriyor. Hocamı teyit için söylüyorum. Yani AKP'lilerin çocuklarında bile... Şu an iki mevcut AK Partili milletvekilinden örnek vermiş oldunuz aslında. Evet, evet. Onun için Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında bugün saraya astırmadığı Atatürk resmini, posterini AK Parti genel merkezine astırıp arkasına sığındığını biliyoruz. Yani Erdoğan da korktuğu zaman Atatürk'ün arkasında 15 Temmuz'da devasa Atatürk posteri asmış. Evet, durum budur. Evet. Durum bir budur. De şunu soracağım. Onun için Atatürk'le bu kavgayı bitirmek Erdoğan'ın bundan sonraki siyasi kariyeri içerisinde ve Türkiye içinde en hayırlı olanıdır. Bunu bir siyasi parti lideri olarak söylemiyorum. Bunu Erdoğan'a bir siyaset bilimi profesörü olarak söylüyorum. Türk tarihini ve dünya tarihini iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Yani bir dost tavsiyesinde bulunuyorum kendisine. Hocam yani şöyle düşünelim ya. Sen Recep Tayyip Erdoğan olarak 22 yılda Türkiye'nin bütün kazanımlarını sattın. O beğenmediğin, resmini asmadığın Atatürk o zor şartlarda 46 tane fabrika kurdu değil mi? Evet. Daha bunun ötesi var mı hocam? Yani. Cumhuriyeti kurdu ya. Ve en önemlisine senin padişahların, kullarım diye millete hitap ederken o geldi köylü milletin efendisidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız.